Bu bölümümüzde trafik lambasının ikinci versiyonu yapacağız. Daha öncekinde sadece kırmızı, sarı ve yeşil ışık vardı. Yani sadece arabalar için veya sadece yayalar içindi bu. Şimdi hem yayalar hem de arabalar için nasıl yapacağımızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben projemi kaydetmiştim burada. Zaten otomatik olarak kaydoluyor. İsminde trafik lambası yapmıştım. Bu kısma geliyorum. Çoğalt diyorum. Aynı projeyi tekrar değiştireceğim. Kodlar zaten birbirinin aynısı diyebiliriz. Şu şekilde projemi açtım. Şimdi Yaya'lar için kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar oluşturacağım. Burayı araba olarak kabul edelim. Kodları da arabalara göre yazdığımızı düşünelim. Bu şekilde bağlantımızı yaptık. Şu rengi de değiştireyim. Kırmızı olsun. Sarı ışık olduğu için buna da sarı diyelim. Bağlantıları yaparken daha net belli olur. Bu dirençleri Ctrl C Ctrl V yapacağız. İsterseniz buradan 10 değerlerini de ayarlayabilirsiniz. Hepsini 220 de yapabilirsiniz. Ama simülasyon olduğu için ben bu detaylara girmemiştim. Şu şekilde Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorum. Bu şekilde hepsini ayarladım hızlı bir şekilde. Şunları yine 220 yapabilirsiniz. Diğer videoda bunlardan bahsetmemiştim. Ama led bağlarken gerçekte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sol bacakları yine topraklamaya bağlıyorum. Değişen hiçbir şey yok. Dikkat ederseniz burada Kartımızın üzerinde 3 tane pin var. Yani ledlerimizi bağlarken bu şekilde 3 tane gibi bağlantı yapabiliyoruz. Ama ben şimdi bunları da yakmak için paralel bağlantı yapacağım. Bu sayede ledlerin aynı anda yanmasını sağlayacağım. Seri bağlantı yaparsak ledlerin parlaklığı azalacaktır. O yüzden paralel bağlantı yapıyorum. Şunu biraz daha aşağıya çekeyim. E evet, dikkat ederseniz buradaki kırmızı kısım kırmızıya geldi. Buradan bakın şu bacaktan hatta alıyorum. Buradaki yeşile bağlıyorum. Böylelikle şu rengi de kırmızı yapayım. Daha iyi net belli olması için. Yani buradan sıfırdan gelen elektrik ne oldu? Bu hattan diğerine de gidiyor. Hem de şu hattan direnci geliyor. Yani buradaki kırmızı yandığında buradaki yeşil yanıyor. Yani yayalara yeşil yandığında araçlara kırmızı yanmış olacak. Burası sarı. Diğerinde de sarı olacak. İkisine de aynı anda sarı yanmasını istiyoruz. Buraya yeşil yandığında yayaların durması gerekiyor. Bu şekilde hattımızı paralel olarak bağladık. Şimdi kod kısmımıza geçelim. Buradan biraz daha büyüteyim. Başlangıçta hepsi kapalı. Yani arabaya göre düşünelim. Arabanın hepsi kapalı. Bu kodlarımızda sıkıntı yok. Bir saniye beklesin. Süresiz kısmına baktığımız zaman ilk başta ne demiştik burada? Kırmızı yüksek olsun. Yani araçlara kırmızı yandığı zaman yayalar yeşil olsun. Tamam, sıkıntı yok. 5 saniye bu şekilde duracak. Ancak düşünelim. Yayaların 5 saniye geçmesi mantıklı değil. Yayaları da biraz uzun yapalım. Buraya yayaların geçmesi için 8 saniye yapalım. Daha sonra burada sarı ışık yansın 2 saniye. Her ikisi de sarı olacak. Çünkü bu sarı yandığında burası da sarı olacak. Mantıklı. Diğer kısma geliyoruz. Burada P2 demiştik. Yani yeşil. Yani burada yeşil yandığında otomatik olarak paralel bağlı için bu da kırmızı yanacaktır, duracaktır. 8 saniye yani arabaların geçmesi için de 8 saniye. İsterseniz şunu düşünebilirsiniz. Arabaların biraz daha uzun olması gerekiyor. Yani 15 saniye kadar bir şey atayabiliriz diyebilirsiniz. Daha sonra da tekrar sarı ışık ve tekrar en başa geri dönecek. Sürekli olarak kodlarımız bu şekilde tekrarlanacak. Şimdi kodlarımızı tekrar simülasyon yardımıyla bakalım. Öncelikle bir saniye hepsi kapalıydı. Şimdi araçlar duruyor. Tabi bu başlangıçta yani sürekli böyle yanacağı için sıkıntı kalmayacaktır. Yayalar 8 saniye geçti. Her ikisi de 2 saniye. Bakın şimdi araçlar geçiyor. Ve diğeri de kırmızı. Araçlara 15 saniye verdim. Arabaların geçmesi biraz daha fazla olması gerekiyor trafik ışıklarında. 15 saniye sonra tekrar sarı ışık yanacak. Ve tekrar buradan yayaların geçmesi sağlanacak. Arabaların durması sağlanacak. Yani en başa tekrar geri dönmüş olduk 8 saniyeyi. Bu şekilde sürekli olarak kodlar çalışacaktır. Yani o yüzden bu başlangıçta şu şekilde olmasın diye düşünmenize gerek yok. İlk başta kartımızı kurduğumuz zaman bu şekilde olacak. Sizler zaten sürekli olarak çalışacağınız için bir problem çıkmayacaktır. Böylece sizler de hem yayalar hem de arabalar için trafiklanmasını bu şekilde oluşturabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.